Geçelim grafik tablolarımız gelsin e, analizlere başlayalım bakalım ilk tablo hangisi olacak borsayı konuşacağız bitcoin'i konuşacağız sürpriz olsun zaman e, sürpriz altın geldi evet altın geldi evet altın ons altın altın o, o, bu evet ons bu evet ons Bakın, ons ons çok güzel böyle dengelenmeye başladı bak görüyor musun yavaş yavaş şu hareketi yapmaya devam ediyor böyle güzel bir hareket yapıyor böyle hareket böyle çubuklar küçülmeye başladı buna konsolidasyon diyoruz. ve toparlıyor yavaş yavaş. Yani bir realizasyonu yaptı. Burada dengeleniyor. Burada böyle belli süre yatay gitmesi gayet olası. Gayet de sağlıklı. Türkiye'de de bu, bu arada bir yılda da dolar bazı %20. Yani 100 bin dolarınız 120 bin dolar olmuş. İşte dolar niye tutmayacağımızı tekrar söylüyorum. Senin her zaman yaptığın vurgunun. Evet. Doları dolar tutarsan para nedir? Ama doları altın olarak alırsan altın olarak aldığında %20. 100 dolarınız 120 dolar. Bu müthiş bir oran. Dünyada çok nadir çıkan bir orandır. Dolayısıyla da hani onsta böyle çok büyük artış olmayabilir ama onsta çok büyük artış olmasa bile bizde doların artık yavaş yavaş, yavaş yukarı doğru gitme ihtimali faiz düşüşüyle beraber olası olduğu için gram altında yavaş yavaş bir yukarı gidiş olabilir. Böyle burada yavaş yavaş 2-3 ay boyunca bu 2-3 ay daha böyle yatay gittiğinde yavaş yavaş gram altın köşeye alıp atılabilir. Ee, bak bak burada al demem. Çok hareket yapmış. Burada al demem. Ama şöyle dönemler benim en sevdiğim dönemler. Görüyor musun bak uyuyan dönemler böyle uyuyor. Şu anda uykuya geçti. Bu uyku döneminde kimse girmeyecek. Çoğunluk sıkılacak, satacak. Biz de o yavaş yavaş oralardan alacağız. Alacağız, e, kenara koyacağız. Evet, yani yatırım yapmak istiyorsak. Peki gümüşe bakalım. Gümüş de yine altın gibi. Evet. E, aynı şekilde gümüş, gümüş de aynı şekilde burada böyle bir dengelenmeye başladı. Tam burada geldi. Bak görüyor musun? Burada kırmıyor. Yani yaklaşık işte bir 28,5 civarının altına gelmiyor. Bir kez geldi, iki kez geldi. Burada böyle bir dengelenmeye başladı. Burada da gümüşte de böyle bu dengelenme devam ettiği sürece, gümüşün grafiği de çok güzel bak çok güzel tırmanmış. Burada yavaş yavaş dengelendiği sürece ufak ufak e, gümüşte parası az olanlar zaten genelde altın alamayanlar gümüş alıyor. Hatta gümüşle ilgili e, fakirin altındır denir ki doğrudur. Bir yılda %28, %29 getirmiş dolar bazı arkadaşlar bu TL değil. TL değil. Tl. Altın dolar bazında %20 evet, civarıydı. Evet, gümüş yüzden, dolar evet. bazında daha da evet, bir daha kazançlı. Da Dolayısıyla… Bu da senin tezini aslında bir kez evet, daha gösteriyor. Evet, evet, yani evet. Dolar evet. noktasında. Dolar mı? Aynı öyle ama ikisini dengeli almak lazım. Çünkü bu gümüş de altına göre bazen çok daha hızlı hareketler. Çok daha hızlı düşebilir, çok daha hızlı çıkabilir. Altın daha sağlamdır. Gümüş biraz daha hareketi volatildir. Dengeli olmak lazım biraz. E, bir… Paket yapmak mı lazım? Yani mesela altın, gümüş, e tabii mesela dolar da koymak. Sen... Yok, dolar koymak yok. Yani yo, yo. Senin sepette hiç dolar yok. Olmaz abi, dolar koyamazsın. Dolar koymak en arkadaşım. Şimdi doları doları şöyle anca koyarım. Eğer iki hafta sonra yurt dışına Amerika'ya gideceksem doları koyarım. Avrupa'ya gideceksem, Euro'ya yani, yani o kullanacaksam onu koyarım. Ama eğer bir yıl sonra, bak tekrar söylüyorum, bir yıl sonra yurt dışından kakao alacaksan, demir alacaksan, Doları köşeye koyarsan o kakaoyu alamazsın. 100 doların 100 dolar kalmayacak çünkü. Dolayısıyla o para eriyecek. Demir çelik bile alacaksan mecburen başka bir şey almak zorundasın. Çünkü onlar da dolar bazı artıyor. Benim sepette dolar olmaz. Ama altın ve gümüş mutlaka olmalı dengeli bir şekilde. Peki bir sonraki grafiğimiz bitcoin evet. geldi. Bitcoin'de de... Bitcoin'de de bak e, görüyorsunuz devam ediyor. Evet yani aslında bakarsan o da böyle tam istediğimiz gibi. Yani Her şey aslında aynı farkında mısınız yani? Do e, Şu an duran bir üstün. dönem. Evet, herkes neyi bekliyor biliyor musun? Amerikan merkez bankasını bekliyor. Herkes Amerikan merkez çünkü paranın hükümdarı orası. Tamam. Mı? Onların o her zaman şeyi çok Eylül'e kadar bekleyecek eğer e, faiz. E, e, politikası. Yani Eylül'e kadar, Ekime kadar, Kasım'a kadar veya yarın sabah onu bilemeyiz. Niye bilemeyiz biliyor musun? Bak şimdi bu böyle dururken, bak böyle duruyor ya tam burada dipte. Zaten bunun olma nedenleri bu. Kaç kez defa burada Fed'in başkanı bir açıklama yapıyor ya faiz indirimi düşündüğünüzden daha yakın diyor. Onlar da çok az az değiller onlar. Var ya Allah hani İbrahim Tatlıses dediği gibi Allah cezanızı verecek diyor ya. Onları da az buz yapmıyorlar, yapıyorlar. İnanılmaz spekülasyon yapıyorlar onlar da. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bir anda tık diye Bitcoin 70 oluyor. İşte altın acayip 2500 ediyor. Sonra 2-3 hafta sonra yine Fed'in başkanı veya yardımcısı diyor ki ya diyor. Daha da o kadar da değil diyor. E o zaman onlar da mı küresel sermayeye çalışıyorlar? Yani. Tabii, tabii ki dünyada spekülasyonlar herkes çalışıyor maalesef. E, dolayısıyla da onlar da yapıyor bunu. Yani bunu, bunu algı yönetimi diyorlar. Açıklamaları da farklı zaten. Biz algı yönetimi yapıyoruz diyorlar. Yani çok düştü bir şeyler? Bir böyle güzel haber pompalıyorlar. Tak yukarı gidiyor. Çok çıkınca da diyorlar ki bu haber o kadar da olmayabilir falan. Dolayısıyla aziz dediğim gibi biz burada şuna bakacağız. Bak o, bu aralıkta gidip gelmesi gayet sağlıklı. Burada trade yapıyor şu an insanlar. 60'lardan alıyor, 70'e satıyor, 60'dan alıyor, 70'e satıyor. Bu bir gün gelecek. Şurada bunu bir göreceksin 75'i kopacak gidecek. Veya aşağıya bir kıracak, kopacak gidecek. Ama sanki aşağı değil de yukarı gitme olasılığı daha yüksek bu faiz düşüş beklentisinden dolayı. Ee, ama Bitcoin nereden nereye geldi? Yani yine o yükseliş trendini devam Yüzde %100. %100 dolar bozu. Dolar bazı %100. Bu da dünyada müthiş bir oran. Son bir yılda. Son bir yılda. Bir yılda. Bir Önemli bir rakam. Peki e, borsa Borsa mı? geliyor. Vatandaşın son grafiğimizde borsayı evet. anlamaya çalışalım. Evet. Borsada da bir evet. düşüş, çıkış. Evet, borsada bir 9.900'lere gelmişti. Şeyden önceydi bu, bayramdan önceydi. Ben sana demiştim hatta o programda, programı izlesin vatandaş. 9.900'leri bir gösterecekler demiştim. Sahiden de tam oradan gösterdiler. Tam gösterdikleri yere nokta atışı bildik ondan sonra. Ve buradan e, bir çıkış yaptı. Daha önceki zirvesi olan, tamam mı? E, 11 binlere yaklaştı, 10.900'leri bin gördü. Sonra tekrar bir düşüş yaptı bu hafta. Burada da aynı şekilde bir dengelenme var ama bir güç kaybı var. Eskisi kadar güçlü değil borsamız. Niye eskisi kadar güçlü değil? Normalde buradan burayı kırıp daha yukarı gidebilirdi. Gitmedi. Bir yorgunluk emareleri var borsada. Diyor ki ben artık biraz yoruldum. Yeni bir hikaye istiyorum. Yeni hikaye istediği de şuradan belli. Gri listeye geldiğinde normalde gri liste haberiyle beraber çok yukarı gidebilirdi. En iyi haber geldi ama en iyi haber gelinde de beklenti bitti diye durdu. Dolayısıyla yeni haberler önemli. Ya yani burada yeni haber nedir? Bizim borsamızı coşturacak nedir? İşte e, Avrupa Birliği'yle yeni bir fasıl açılma haberi gelirse, Avrupa'ya daha yaklaşıyoruz işte vesaire haberleri gelirse, para çünkü orada biliyorsun Avrupa'da ve Amerika'da. E, ondan sonra borsamızda güzel şeyler olabilir. Veya bu vergi yasaları böyle güzel yasalar çıkarsa böyle sermayeyi çok etkilemeyen ama vatandaşa da faydası olacak. İki tarafı da etkilemeyecek. E, piyasa iyi olabilir ama onun dışında biraz böyle bir yatayda gitme zamanımız olabilir. Böyle bir 11'i göreceğiz, bir 10.000'i 10 göreceğiz, bir 11'i göreceğiz, bir 10.000'i 10 göreceğiz. Burada iyi hisseler, iyi hissesi olanlar kazanacak. Borsalar her zaman böyle artmaz. Bir de onu bilmesi lazım. Yani gidin Almanya borsasına bakın, Fransa borsasına bakın. Neredeyse 4-5 yıldır aynı yerlerde. Ama önemli olan iyi şirketler. Yani yarın gün biz bir yıl sonra geldiğimizde ya da 6 ay sonra geldiğimizde belki borsa yine buralarda olacak ama... Bir hisse %50, %100 kazanmış olacak. Bir ise de %30 kaybetmiş olacak. Dolayısıyla endeks değil, doğru hisselere odaklanmak lazım. Bu da çok önemli bir şey. Evet, son grafiğimizde gördük. Arkadaşlardan rica ediyorum, oturmayalım burada e, Türkiye'nin en büyük evet. 500 şirketi açıklandı. Görelim, şunu da belirtelim Mert Başaran. Aslında bunlar yatırım tavsiyesi değil, bunu sürekli... Ee, hatırlatıyoruz. E hatırlatıyoruz. başında. Programın başında bir yatırım tavsiyesi diye de yazın istiyorsanız. yazalım. Tamam, yani, rahat olsun. E, aynen. Yok yine de belirtelim. Analizlerimizi yapıyoruz. Yani bu e, okur yazarlığı olmayan, finans evet. okur yazarlığı olmayan kişilere de bu anlamda sen yardımcı oluyorsun. Bir adım seni geriye alalım. Şöyle e, 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. İlk 5'e bakalım. Evet. 1 e, numarada Tüpraş Aşk. var. 484 milyar liralık hacmiyle Ford Otomotiv 238 milyar lira, Star Rafineri var 227 milyar lira, İstanbul Altın Rafinerisi 142,5 milyar lira ve son olarak Toyota Otomotiv 127 milyar lira. Türkiye'de ülkemizdeki 500 büyük evet. sanayi kuruluşun ilk 5'i bu Mert Başaran. Evet, Burada tabii şeye dikkat etmek lazım, şu ikisi de aynı holdinge bağlı ee, özel sektör dolayısıyla da bu holdingin ne kadar hani Türkiye ekonomisi için önemli ve güçlü olduğunu görmek lazım yatırımcı için. bu da bir önemli bir altın çizilecek bir konu. Dolayısıyla biraz yani hisse yatırım. senedi tercihlerinde ona yani hisse göre, göre tercih yaparken lazım. Yani. Ya mesela şimdi Tüpraş'ta olan biri geçen yazmış, geçen de Ford'da olan yazmıştı. İşte %7 düştü. Ne yapayım? Satayım mı? İşte batar mıyım? Biter miyim? Ölür müyüm? Kalkar mıyım? Ya yani işte bu mantıktan çıkması lazım yatırımcının. Ya sen 480 4 milyar lira hani konuşamıyorum eski parayla katrilyon. İş yapan bir şirketin hissedarısın <laughs> kardeşim. Diyor, diyor. Hissedarısın yani yönetim kurulunda toplantıya katılabilirsin neredeyse yani. Ee, o kadar demeyeyim de abartmayayım ama şeylere katılabilirsin tabii de yapılıyor tabii, sosyal tabii. Birşeyde. Gidip yani kontrol edebilirsin. Gerçekten hani belli bir şeye gerek yok. Gidip ben şirkete ortağıyım deyip böyle gönül şeyle arabaları yapılırken izleyebilirsin. Şimdi sen bu kadar büyük bir şirketin hissedarısın. Bunu gerçekten hissedar olduğunu inanmıyor vatandaş. O kağıdı anlamadığı için onu böyle bir oyuncak sanıyor böyle. İnecek çıkacak. Hayır arkadaşlar bu kadar büyük şirketler arada düşebilir. Düştü. Bak. Bunu anlasınlar. Bu kadar büyük bir rakamı olan şirket yüzde %20 düştü ya. Bu kötü bir şey değil işte. Bu ne bir demek, şirket diyor? kendisiyle yarışıyor yani öyle evet, bir şirket. O kendisiyle yarışıyor. Adamlar ne hani, birinci benim ikinci kim diyor? İkinci de benim birinci oda benim. Ama işte vatandaş bunu anlamıyor. Düştüğünde panik oluyor. Düştüğünde panik olmayacağım. Bu kadar büyük bir şirket yüzde yirmi düşüyorsa çok panik olmayacaksın. Güleceksin, geçeceksin, tarih izlerine ineceksin. Ya yani istikrarlı bir şirket. Evet. Yani e, çok tecrübeli bir şirket. Ona göre de değerlendirme yapmak lazım ama tabii e, çok ciddi rakamlar. Ya burada özellikle hani vatandaş şunu anlasın. İşte bu şirketler için demiyorum. Yani sadece bu özelliğini, bunların demiyorum. Lütfen yatırım tavsiyesidir ama BIST'in içinde bilançosu iyi olan 30 40 50 bilinen büyük şirket var. Ya bunların elinizde tuttuğunuz sürece şirket ortak olunuzu düşündüğü sürece para kaybetmezsiniz. Arada düşler olur ama para kaybeder. Para için satmanız lazım. Satmadığın sürece kaybetmezsin. Bu kadar.